Çok Yaşa Can Dostum programından herkese merhaba. Ben veteriner hekim Hande Mutlu. Bugünkü konuğum veteriner hekim Gizem Taktak Buğun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Siz de iyiyiz, sağ olun. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız aslında sizinle. Çok da gerekli olan bir konuyu konuşacağız ama konuşacaklarımıza bir göz atalım. Sonra tekrar birlikte olacağız. Çok Yaşa Can Dostum'da bugün veteriner hekimi Gizem Taktak açıklıyor. Kedilerde kan nakli hangi durumlarda yapılır? İnsanlarda olduğu gibi akut ve kronik, yani ani kan kayıpları ya da kronik kan kayıplarında uyguladığımız bir yöntem. Kedilerde kan grubu var mıdır? Hangi özellikteki kediler donör olabilir? Kan grubu neden önceden tayin edilmelidir? Hem kendi kedinin, köpeğin sağlığı için acil bir durumda kanı hemen belirlenmiş olduğu zaman hemen donör bulunacak. Hem de o kişi hayvanını donör olarak kullandığı için bir başka bir hayvanın hayatını kurtarmış olacak. Kedi ve köpekler için kan bankası var mıdır? Hepsi Çok Yaşa Can Dostum'da. Çok Yaşa Can Dostum kısa bir aradan sonra tekrar devam ediyor. Veteriner hekim Gizem Taktak Burun ile. Değerli meslektaşım, biliyoruz klinisyen bir hekim olarak özellikle kan nakliyle ilgili aranan isimsiniz siz, evet. Değil mi? Elimden geldiğince. Peki, kedi ve köpeklerde kan nakli hangi durumlarda yapılıyor? Kedi ve köpeklerde kan nakli aynı insanlarda olduğu gibi akut ve kronik, yani ani kan kayıpları ya da kronik kan kayıplarında uyguladığımız bir yöntem kan transfüzyonu diye geçiyor. Aynı insanlardaki gibi şöyle düşünelim, eritrositler, yani kan, kırmızı kan hücreleri kanda oksijen taşıyorlar. Dolayısıyla ani olarak bunun düşüşü ya da kronik olarak düşüşünde bunların tekrardan yerine getirilmesi gerekiyor. Köpeklerde çok daha kolay oluyor çünkü köpeklerde ilk uygulamada acil bir durum olduğunda hemen başka bir köpekten ilk kan nakliye yapılınca sıkıntı olmuyor. Fakat daha sonrasında mutlaka tabii grubunun tayin edilmesi gerekiyor. Ama kediler çok daha özel hayvanlar tabii, köpeklerden de. Bunlara mutlaka kan nakli yapılırken dikkat edilmemiz gereken bazı noktalar var. Zaten değineceğiz. Ama şöyle, kan naklindeki asıl konu şu, eritrositlerin çok ciddi derecede düşmesi. Normalde kedilerde %25-%45 olduğunda normal oluyor. Ama %10, yani hematokrit değeri, kanın eritrositlerin hacmine oranı dediğimiz hematokrit değerinin %10-%13 olarak düşmesi demek, maalesef kan naklinin mümkün olması gerektiğini gösteriyor. Evet. Peki izleyicilerimiz için soruyorum. Kedilerde kan grubu var mı? Hangi hayvanlar donör olabiliyor? Evet. Ve hani donör olmanın da bir koşulu vardır, evet. Mutlaka. Evet. Bunlardan bahsedelim. Şimdi kedilerde kan grupları aynı insanlardaki gibi ayrılıyor. A grubu, B grubu ve AB grubu olarak ayrılıyor. Genellikle ırk kediler, British Shorthair, Siyam kedileri A grubu kan grubu oluyor ama diğer kedilerde farklı olarak B grupları, AB grupları da oluyor. Türkiye'de popülasyon çok farklı olduğu için, mesela örneğin yurt dışında daha ırk kediler çok yoğun olunca A grubu çok görülüyor ama bizim ülkemizde A grubu, B grubu, AB grubu çok farklı kan grupları görülüyor. Bunun için tespit edilmesi gerekiyor tabii ki. Tabii donör konusuna gelecek olursak bu ayrı bir konu. Donör olacak hayvanlar önceden belirlenmiş olması gerekiyor. A grubu ya da B grubu olması lazım. Donör olacak hayvanların bir kere önce sağlıklı hayvanlar olması gerekiyor. Aşılı olması gerekiyor. Özellikle pire mücadelesini, iç parazitini zaten hep değiniyoruz. Onları mutlaka tam olmalı. Herhangi bir sağlık sorunu geçirmemiş olmaları gerekiyor. 4,5 kilonun ya da 4-4,5 kilo arasında olması gerekiyor en az. Yaşının da 8 yaştan aşağı olması gerekiyor. Bir de tabii ki en önemlisi, kedilerde çok sık karşılaştığımız kedi lösemisi, kedi AIDS'i gibi FIV, FLV gibi testlerinden eradike edilmiş. Yani o testlerde negatif çıkması gerekiyor. Kedilerde aynı zamanda kan paraziti gibi bulgularında tespit edilmemiş olması lazım kanında. Bu kıstaslara sahip kediler donör olarak kullanılabiliyor.
Bir de tabii ki donör olan kedilerin daha önceden belirlenecek ki hasta tabii. sahibine ulaşılacak. Burada çok sıkıntılar yaşanıyor değil mi? Durumlar oluyor tabii Böyle ki. Böyle bir veri bankası da yok. Veri bankamız yok. Ben klinikte şöyle yaptım. Çünkü çok fazla karşılaştım bu durumla kliniği ilk açtığımdan beri. Kendi kedilerim var benim. Engelli iki tane kedim var. Bir tane daha kedim var. Evdeki kedilerim de hepsini evet, donör biliyorsun. Olarak kullanıyorum. Sağ olsun meslektaşlar da bunu görüyorlar. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum ama evet, bu da bir sınırlı evet, tabii evet. ki. Ne kadar kan alabilirim kendi hayvanlarımdan da. O yüzden bu bizim en büyük karşılaştığımız sorun değineceğiz zaten şimdi sizinle de. Evet, veteriner hekim Gizem Taktak gerçekten bizler için de çözüm kaynağı oluyor, olmaya da devam ediyor bu konuda. Evet. Çünkü çok ciddi bir eksiklik var bu anlamda. Peki nasıl yapıyorsunuz? Kan tayini nasıl yapılıyor? Hazır kitlerimiz var. Eskiden daha zor bir hazır kitleri vardı. Bunlar zaten hani veteriner hekimler ulaşıyor bu kan grubu ya da laboratuvara da gönderebilirler aynı şekilde. O hazır kitlerle inanın 5 dakika içerisinde kan grubu tayin edilebiliyor. Basit bir kan alınıyor et dalı tüpe ve hemen 5-10 dakikada sonuç çıkıyor. Ya da laboratuvara gönderilecekse bir gün sonra sonucumuz çıkıyor. Çok basit bir yöntem yani. Kan bankasının olmadığını evet. değil mi? Söyledik, ben yanlış evet. bilmiyorum. Maalesef şimdi kedi ve köpekler için, yani köpekler için de aynı şekilde bir kan bankası maalesef yok. Dolayısıyla bizim aslında burada benim tekrar hani söylemek istiyorum, iyi oldu buraya da geldiğim. İnsanlar hani bilmedikleri için acil bir durumda inanılmaz zorlanıyorlar. Belki işte Instagram'da, Twitter'da sürekli paylaşılıyor işte kedim için acil evet. donör lazım. Şimdi donör olunca da insanlar korkuyor çünkü şimdi kendi kedisini donör olarak kullandıracak ama hani nedir, prosedür nedir onu da bilmiyorlar. Aslında donör olarak kullanılacak hayvana çok böyle hani eziyetli bir durumu da yok. İzofloran anestezi yani bir gaz anestezisiyle, katı anesteziklerle de değil hemen orada bayılıyor, anesteziye giriyor. Hemen oradan kanın alınıyor zaten. Alındıktan sonra yani toplamda ne kadarlık bir yarım saatlik bir prosedür diyelim. Hayvan daha sonraki normal yaşantısına devam edebiliyor. Ediyor. Yani hani yemeğini yiyor, suyunu içiyor. Hani böyle hayvanı zora sokacak bir durumda değil. Hani bunu da belirtelim. Bizim burada en büyük, benim burada söylemek istediğim hem köpeklerimiz için hem kedilerimiz için en azından donör olarak veteriner hekimlerinize gidin. Mutlaka donör olması için bağışta bulunun hani bir şekilde. Evet. Ve biz de ulaşabilelim. Bunun için bir veri belki bu vesileyle de belki güzel bir şey oluştururuz. Çok zorlanıyoruz çünkü hekim arkadaşlar hep çok zorlanıyorlar. Çok önemli maalesef, bir konu aslında. Evet. Yani hem hekimlerimiz zorlanıyor hem de buna ihtiyacı olan kedi köpek sahipleri evet. de aslında çok zor bir durumda kalıyor. Çünkü bunu yaşamıştık. Genelde acil oluyor çünkü. Evet, acil kan verilmesi gerekiyor ve evet. sürekli bir iletişim ağı ama uygun donörde her zaman bulunamadığı için evet. bu anlamda bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. Herhalde bu yüzden olsa gerek ama ben yine de soracağım. Neden önceden evet. tayin edilmeli? Evet, böylece gruplar? Bilinmeli ki biz de acil bir durumda hem kendi kedinin köpeğin sağlığı için acil bir durumda kanı hemen belirlenmiş olduğu zaman hemen donör bulunacak. Hem de o kişi hayvanını donör olarak kullandığı için bir başka bir hayvanın hayatını kurtarmış olacak. Köpekler için de aynı şey geçerli. Ben klinikte iki tane köpeğim var. Onları da donör olarak kullanıyorum. Köpeklerde tabii daha kolay oluyor ama kedilerde inanın çok zorlanıyoruz. Evet. O yüzden hani bir veri tabanı oluşturulursa eğer çok daha rahat edeceğiz tabii. Peki bu donör olarak kullanmanın yani bir kedi birinci kez donör olarak kullanıldı. Evet, sonraki süreç ne olmalı? Evet, ne kadar da. Zaman sonra tekrar donör olabiliyor? Şimdi onun tam olarak kesin bir şeyi olmamakla beraber aslında 3 ay diyorlar. 3 ila 6 ay. Şimdi kedinin de birazcık da aslında durumuna göre biliyorsunuz birçok hastalık var. Özellikle koronapozitif, kedi koronasından bahsediyorum. Bazen hayvanların bağışıklık sistemleri düşüyor. Biz o yüzden donör olacak hayvanların mutlaka öncesinde bir kan tahlili yapıyoruz zaten. Eğer donör olmaya uygun değilse o sırada baktığımız kan tahlilinde zaten diyoruz ki bu donöre şu an dönerimiz ama müsait değil diyoruz. Zaten uyarıyoruz. O yüzden de hani ondan da endişe etmesinler. Şimdi kandan başka bir konuya geçmek evet. istiyorum ben.
Kedilerde özellikle ağız ve diş sağlığından da biraz bahsedelim mi? Evet. Bu çok atlanılan bir konu. Ben klinikte çok uyguluyorum. Diş operasyonlarını çok yapıyoruz. Çünkü genelde hani sağlıklı görünüyor kediler, köpekler ama dişlerine çok fazla insanlar bakılamıyor. Neden? Belki agresif bir köpeğimiz var, belki agresif bir kedimiz var. Diş sağlığını önemsemiyoruz ama kedilerimiz artık yani 3-4 sene yaşamıyorlar. Neredeyse 20 yıl yaşıyorlar. Köpeklerimiz iyi bakılınca yine büyük köpekler 13-14 yaşına kadar yaşıyor. Dolayısıyla sağlık yani ağız sağlığı çok önemli. En azından kedilerimizin, köpeklerimizin dişlerine bir bakalım. Hani sararmalar, tartarlar var mı? Bu en azından veteriner hekime bir ağız kokusu olduğunda hani belirtelim, söyleyelim. Zaten rutin muayenede veterinere gittiğimizde mutlaka hani fark edilecektir ama uyarmakta da yarar var. Kötü koku mesela bir gösterge. Peki ağız ve diş yani bakımı da çok zor tabii köpekler için ama. Nasıl yapacaklar bunu? İmkansız da değil. Şimdi köpekler için bir tık daha kolay olabilir çünkü köpekler biraz daha sosyal hayvanlar tabii ki. Bir ödülle kandırılabilir. Diş macununu, bu diş macunu konusuna da geleceğiz zaten. Fırçalayabiliyor muyuz? Evet, fırçalayabiliyoruz. Aslında rutinde fırçalanması gerekiyor. Tabii ki böyle her gün fırçalanması gerekiyor deyince insanlar gözlerini açıyor. Evet, özellikle yani kediler için bu. Yani evet, çok zor, şey çok zor. Ama köpekleri bunu bir oyun haline getirilebilir. Hani ne yapılabilir? Belki bir ödülle ya da yani bu uygulama yapıldıktan sonrası arkasında bir ödül verilebilir. Hani bu şekilde rutinde aynı şey uygulama yapılırsa, rutini çok sever hayvanlar, belki şey yapabilirler. Kediler için ise çok daha zor tabii ki. Öncelikle uygun bir ortam hazırlamanız gerekiyor. Yani kedi duruyor karşınıza, gel bakayım bir dişini fırçalayayım, öyle bir şey yok. Öncelikle böyle bir masa gibi düzenek hazırlanacak, altına bir yumuşak bir zemin koyulacak belki. Hayvanı önce bir rahat ettirmemiz gerekecek. Belki bir yaş mama hani konserve falan öncesinde tutulabilir ya da bir ödülü sevdiği bir şey olabilir. Arkadan yaklaşılması gerekiyor. Kediye önden yaklaşamayız maalesef. Arkadan sarılarak diş etlerini kaldırıp en güzeli parmak fırçalar. Evet. Parmak fırça da deneyim. Parmak böyle beze sarılı şeyler oluyor. Onlar çok daha pratik. Parmağımıza geçirerek hani arka taraflar özellikle ön taraflarda çok bir şey olmuyor çünkü. Bu şekilde hareketlerle tabii diş macunu da kullanarak enzimatik diş macunlarını öneriyorum. Onlar çok daha iyi çünkü. Ve florisiz olacak. Çünkü niye? Kedi ve köpeklere bizim diş macunlarımız kesinlikle olmuyor florit içerdiği için. Hani bunu kendi fırçanla, macununla fırçalayayım demeyelim. Çünkü onlar ağızlarını çalkalayamıyorlar. Mutlaka veteriner hekimlerine danışarak bir macun edinmelerinde fayda var. Evet. Kendi kullandığımız diş macunlarını kullanmıyoruz. Peki fark ettik evde kedi ve köpeğin ağzında. Genelde hani bir koku fark ediliyor. Evet. Ya da bazen basit hani çok az miktarda salya artışıyla başlıyor. Doğru. Bu noktada size müracaat ettiler. Nasıl temizliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz diş temizliğinde? Evet. Şimdi belirgin şey zaten dediğimiz gibi koku oluyor. Ama başka şeyler de var. Dediğiniz gibi salya akabilir. Ya da mesela mama kabına gider kedi ya da köpek. Özellikle kediler bunu çok yapıyor. Mesela gider mama kabına, özellikle kuru mamaya düşürür kuru mamaları. Bir bakarsınız böyle etrafa saçılmış. Ağzından düşürüyor çünkü yiyemiyor. Çünkü mama geldiği an o acıdan dolayı mamalar düşüyor. Buradan da anlayabilirsiniz. Bir kere zayıflama olabilir. Bazen kusma olabiliyor çok nadir olaraktan. Bunlardan da gene çıkarım yapabilirsiniz. Diş taşı temizliği yapılması gerekiyor. Eğer yoğun tartar ve diş plağı varsa ki bu zaten rutin muayenede gözüküyor. Bunun için de gaz anestezisi, kesinlikle önerilen gaz anestezisi. Çünkü sulu bir işlem olduğu için entübe edilmesi gerekiyor. Solunum cihazına bağlanıyor. Kısa süreli bir işlem. Hani korkulacak bir şey de değil aslında. Çünkü gaz anestezisi hızlı uyanma, akciğerlerden anesteziye kolay atılmasını sağladığı için kolayca uyanıyorlar. Ve nasıl söyleyeyim, yarım saat kısa süren bir operasyon ama tabii ki de genel anestezi altında olması gerekiyor. Hani insanlar sanki kendi dişlerinin temizliği gibi düşünüyor. Hani ne olacak? Hani iki dakikada yapalım falan. Maalesef öyle olmuyor.
bayılması gerekiyor. Çünkü bizi ısırabilirler, aletlerimizi ısırabilirler. Çok nadir birkaç yurt dışında meslektaşımız anestezisiz yapıyorlar ama çok güvenli olmadığı, çok riskler taşıdığı için önerilmiyor. O yüzden en güzeli uygun anestezi. Uygun anesteziyle davranmak. Peki tabii onların da dişleri ağrıyor değil mi? Bizdeki gibi aynı ağrıyı duyuyorlar mıdır? Aslında onlar da kesinlikle dişleri ağrıyor ama hani bizim gibi ah benim dişim ağrıyor deyip sizi gidip söyleyemezler. Yani hani bunu o zaman insanlar şey düşünüyor, hani ağrımıyor ne olacak diye düşünüyor ya da diş problemlerini öteliyorlar. Diş problemleri aslında çok önemli. Sinirim sisteminden tutun böbreklere, kalbe, karaciğere, toksinlerin damarlar yoluyla geçmesine neden oluyor. Ne kadar yoğun koku varsa bir kere bakteri vardır. O da evet, diş plağı ve diş tartarının göstergesidir zaten. Bunlar tedavi edilmezse bir kere diş mukozası, ağız mukozası çok kanlı bir yer. Hemen iç organlarına gidiyor, hayati organlarına ve mesela kronik böbrek yetmezliklerinin aslında başlangıcında araştırma yapılmış. Hepsinde evet, bir diş probleminin olduğu görülüyor. O yüzden diş bakımı çok önemli. Yine aynı şekilde diş taşı temizliğiyle de kolayca çözümü mümkün. Hani dişlerini fırçalayamıyoruz ya kedilerimizin. Özellikle 5-6 yaştan sonra yıllık ya da 1,5 yılda bir hani diş taşı temizliği mutlaka öneriliyor. O aradaki ilk temizlik yapıldıktan sonraki süre evet, 1 yıl mı? 1-1,5 yıl mı? Aslında kedi köpeğe göre değişiyor. Bazı köpeklere mesela dental ürünler var. Hani onlar verilebilir. Belki o süreci yavaşlatır ama eğer periodontal hastalığı olan bir kedimiz varsa, yani diş ve diş etlerinde yangılı bir hastalık durumu varsa ki kedilerde çok sık rastlanıyor köpeklere nazaran. Yani periodontal hastalık, yani diş rezorpsiyonu falan gibi hastalıklar var kedilerde oldukça sık görülen. Bu durumda maalesef 6 aylık gibi kısa sürelerde diş taşı temizliği yapılması gerekebilir. Peki ne sebep oluyor bu ağızdaki, hani tamam dişlerin genel bakımı, temizliği, hijyeni sağlanamıyor hayvanlarda evet, çok fazla ama bunun dışında altta yatan başka nedenler var mıdır? Evet var. Neler var? Mesela az önce belirttiğim gibi kedilerde mesela dişlerde rezorpsiyon oluyor. Özellikle kedilerin klasik bir özelliği bu. Odontoklastik rezorptif lezyon deniyor, böyle bilimsel bir adı var. Bunu bağışıklık sistemi yapıyor. Belki sokakta kedileri çok sık takip eden insanlar görüyorlardır. Ağızlarından salya akar, evet, mamaya gitmek ister, bağırır, kaçar mesela. Hı-hı. Bu genelde bu hastalıkta muzdarip kedilerde stomatit yapar, yani ağız yangısı yapar. Dişler böyle artık o kadar ağrıyordur ki hiçbir şey yiyemez. Zayıftır hayvan, tüyleri diken diken olmuştur. Hatta bu patilerinde böyle salyalar vardır. Kötü kötü görünür zaten. Hayvanın hı hı, perişan hali bellidir. Oral tümörler olabilir. Yani ağız bölgesinde tümörler olabilir. Bu tip durumlarda da yine aynı şekilde önce anestezi altında doğru bir diş muayenesi gerekiyor tabii ki. Bunu da veteriner hekim zaten planlayacaktır. Tedavi edilebiliyor ama tedavi değil mi? Tedavi edilebiliyor evet. Ama genellikle tabii ki de erken teşhis önemli dediğim gibi. Hı hı. Çünkü hayati organlarına gidebiliyor. Özellikle kalp, böbrek çok önemli. Şimdi biraz önce de siz değindiniz aslında. Hı hı. Ağızdaki ve dişteki enfeksiyonlar kalpte ve böbrekte de bir takım bozulmalara sebep oluyor. Evet. Buradan böbreğe geçersek, hı hı, nasıl anlayacak hasta sahipleri kedilerinin, hı hı, böbrek hastası olduğunu? Evet. Ya da nasıl şüphelenecek evet, daha doğrusu? Yanlış bir soru oldu. Nasıl evet, şüphelenecekler? Evet. Bu da çok güzel bir konu aslında. Çünkü kediler çok fazla doğaları gereği hasta hallerini saklıyorlar. Çünkü doğada hasta hayvan biliyorsunuz evet, ki av olur. Dolayısıyla kedilerin doğası gereği hastalığın son aşamasında bize çok geç getirdikleri zaman oluyor. Siz de karşılaşıyorsunuzdur. Hı hı. O yüzden hani bizim aslında en büyük amacımız ne? Koruyucu hekimlik. Dolayısıyla böbrek hastalıklarını önceden anlamak mümkün mü? Mümkün. Nasıl anlayabiliriz? Bir kere
idrarını öncelikle takip etmemiz gerekiyor. Kronik idrarla ilgili problemi olan tıkanık yaşamış kediler ileride bir kere böbrek hastalığına yatkın kedilerdir. Yani yoğun sistit geçiriyorsa bu şeyle karıştırılıyor. Ben çoğu hasta sahibimde görüyorum. Benim kedim böbrek problemi yaşamıştı. Aslında idrar problemi, yani konuyu i̇drar açınca idrar yollarında tıkanıklık problemi yaşadığını öğreniyorum. Ama bu da doğru çünkü tıkanıklıkla ilgili çok sık problem yaşamış kediler ileride böbrek hastalığına bir kere yatkın. Dolayısıyla kum kabına mesela çok sık giden hayvanlar, idrar yolu tıkanıklığından da kısaca bahsedersek, kum kabına çok sık giderler. Gittikleri zaman bağırabilirler, kum kabını eşelerler ama bu hani oyununa karışmasın, bazı kedi oyun da yapıyor. Bazı kedi özellikle sert yerlere, yani fayansa mesela çişini bırakır. Yumuşak yerlere değil, sert yerlere. Yani sizin görebileceğiniz yerlere pembemsi, kanlı idrar yaparlar. Ama en kolay anlayacağınız sık sık idrara gitmesi olabilir. Ya da hiç yapamamış olabilir. Evet, bunu mutlaka, yani bunu hiç beklenilecek bir durum değil. Bu mutlaka hemen veteriner hekiminize ulaşmanız gereken bir durum. Bunu hani altını çizerek söylüyorum. Çünkü eğer tıkanıklık varsa üresi çok yükselir ve bu direkt böbreklerine zarar verecektir. Bunu öncelikle hani söyleyelim. Şeye gelecek olursak, böbrekle ilgili sıkıntılarda mesela tabii bu ileri durumlarda oluyor ama su kabına giderler. Su kabında uzun saat böyle su içer ama hayvan sudan verim alamaz. Yani su kabının yanında görürsünüz kediyi, suya bakar. Ama suyu içemez. Yani çünkü içtiğinde yararlanamayacağını bildiği için, mesela bu da çok nadir olan ama çok sık karşılaşılan böbrek problemlerinde gördüğümüz bir durumdur. İştahı azaltır ama genelde biliyorsunuz hastalık durumlarında hep iştah azalır. Evet. Ama kusma olur çünkü üre yükselmiştir. Üre yükseldiğinde de ne demek? Zaten böbrekler maalesef zarara uğramış demektir. Yani aslında kedinizin davranış değişikliklerinde mutlaka hani veteriner hekiminize danışın. Böbrekle ilgili ben rutin çok zor olduğu için ve genellikle son aşamada karşılaştığımız için rutin aslında check-up'ı öneriyorum. Evet. Bunun içinde aslında belirli kıstaslar var. Mesela SDMA değerine bakılabilir. Önceden tespit ediliyor. Yani üre kreatin daha çıkmadan, böbrekteki en önemli iki tane ana değer daha çıkmadan kandaki SDMA değerinden böbreklerdeki minimal zarar görülmüş oluyor. Eğer hani ona ulaşamıyorsanız o testte, idrar analizi de çok önemli. İdrarda mikroalbumin değerine bakılarak bir hasar olup olmadığı anlaşılır. Geçen mesela öyle bir kedimizin böbreklerine minimal hasar olduğunu tespit ettik ve hemen diyete başladık. Bu da yine böbrek hastalıklarında aslında rutin kan tahlilinin önemini gösteriyor. Çünkü hasta sahipleri kaçırabiliyor. Keza köpekler daha çabuk belli ediyor mesela böbrek hastalıklarını ama onlar için de çok geç kalınmış oluyor. Ve böbrek rahatsızlıklarında maalesef kedilere oranla köpekler çok hızlı kaybedebiliyoruz. O yüzden köpeklerin de check-up'u çok önemli rutinde bakılması gerekiyor. Bir de tabii genelde bizlere gelene kadar ya da size gelene kadar böbrek hastası bir kedi zaten böbrek hücrelerinin yaklaşık %70-80'ini kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla sizin anlattığınız belirteçler, işte mama kabının üstünde durması, idrara çok sık gitmesi, bazen bağırması, bunlar sanırım hasta sahibinin, hayvan sahibinin gözlemlemesi gereken şeyler değil mi? Evet, doğru. Evet. Gizem Hocam, şimdi kısa bir ara verelim. Tamamdır. Tekrar birlikte olacağız. Kısa bir aradan sonra Çok Yaşa Can Dostum tekrar devam ediyor. Veteriner hekim Gizem Taktak. Peki son olarak genel anlamda anlattıklarınızla ilgili kedi köpek sahipleri için vereceğiniz tavsiyeler var mıdır? Evet. Öncelikle kedi ve köpekler için, yani çok bahsettim ama
kanla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle sağlıklı 4,5 kilo üzeri hani kediler, 8 yaş altı kedileriniz varsa mutlaka veteriner hekiminize donör olup olmayacağıyla ilgili belki soru sorabilirsiniz. Eğer uygunsa onların kan gruplarına bakılıp onların da bir veri tabanı oluşturulup donör olması sağlanılabilir diye düşünüyorum. Keza köpekler için de aynı şey. Köpeklerle çok bahsetmedik ama köpekler de DA pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılıyor. Pozitif olan köpekler daha çok sık verebiliyorlar. Pozitif olan köpek pozitife veriyor, negatif olan köpek negatife veriyor. Ama negatif köpek daha zor bulunuyor. Negatif köpek bulmak zor. Mesela benim köpeğim bir tanesi negatif ve gerçekten çok arayan soran oluyor ve biz hani bu durumda hemen veriyoruz. Diyoruz ki hani uygun bizim çünkü köpeklerimizin bütün testleri yapıldı. Dolayısıyla hani bir canı kurtarmak bence çok önemli. İnsanların o acil durumda ne kadar zor bulduklarını, yani ne kadar şeyler yaşadıklarını ben gördüm hani birebir. Çünkü telefonla arıyorlar, soruyorlar, Instagram'a yazıyorlar. Hani belki biraz daha bilinç oluşursa bu konuda veteriner hekimlere yardımcı olursak bence çok güzel olur. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için, ederim. Katıldığınız Adem. İçin. Bugün de Çok Yaşa Can Dostum programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.